Evet. İyi mücadele etti mi? Etmedi ya Bırak hocam. yani yenildi. Bence etmedi. Ya, işte, ya Onyakuru biraz daha değil olsa 6-1 biter ya. Ya Fenerbahçe kavga etmedi. Fenerbahçe mücadele etmedi. Ondan bahsediyorum. Yurka, ben, ben iyi oynamayabilir. Hayır ben mücadele senle koştular. Becerim becerim ederim. Eğer mesela Ersul İnal üstünden okuyacaksak ya da Sergen Yalçın Abdullah Avcı üstünden okuyacaksak. Mesela bugün e, Fatih Hoca'nın bir de... Maç sonu açıklamalarında bir cümlesi var. O oyuncuların bütün dediklerini yaptılar diyor. E, yenildiği maçlarda o zaman kim dedi? Söyledi yapmadılar dedi. Hocam sana bir şey diyor. Diyor. O, o zaman hayır. Ben o de, sana, de. Ama, sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi Galip gelince bütün dediklerimi yaptılar. Mağlup olunca Ocak'ta görüşeceğiz onlarla. Bak e tamam da şey bu sadece diyor ki Gürcan bak, oyuncu da söylüyor tek, maçtan sonra. Levent abi söylüyor, Fegün tamam, söylüyor, tamam Donk söylüyor, ben tek, Belan ben, da söylüyor. Yani oyuncuların yan, da yan, söylemleri hocayla eşit. Bunu söyleyeyim sana ya. Yani. Yapmış şampiyonluklar bir evet. isim, isim tamam. var. Yani karar verdi adam. Verdiği karar doğru çıktı, yanlış çıktı. Başarılı oldu, ma mağlup oldu. Ben teknik direktör genel bakış açısından ne yapmak istiyor, ne kadarını yaptırıyor. Oradan e, bakar. Sana bir şey soracağım onu özdüreceğim. Ersun Hoca Fenerbahçe türbünlerinin istediği futbolu oynatıyor. Oynatıyor mu? Oynatıyor. oynatıyor mu? Bugün oyun yoktu. Doğru oyun mu bu? Değil. Doğru. Ne Doğru değil. Niye yok? Sen bu Fenerbahçe takımı. Yani, bu kadrosu. Şimdi onu konuşuyoruz. Bu kadrosu. Var. Seni oyun olarak tatmin ediyor mu? Bir maçta değil, genelde. Bak bir şey söylüyorum sana. Ediyor hocam. Bu Fenerbahçe kadrosu. Ediyor. Oyun olarak seni tatmin ediyor mu? Ediyor. O zaman hayırlı işler abi. Mesela ben Real hocanın... Bana Çok önemli bir şey vardı. O... Bir şey daha söyleyeceğim Leventciğim, pardon. pardon Fenerbahçe hocam. kulübü başkanı uçakta çölenlere göre herhalde doğru, hayır demedi. Bu takımın teknik direktörü ihtiyacı yok ya dedi. Bu takım dedi teknik direktörsüz de. Zaten bu puanlar alır dedi mi demedi mi? Ben onu bilmiyorum, duymadım. Ha, Demiş mi? olabilir. Ama şunu da dedi Fenerbahçe başkanı. Ben de taraftarım dedi. E, tamam zaten. Yani bugün ya... bugün. Fenerbahçe Başkanı. Sayın Evet, Ali Koç, ben e, bunu söyleyeyim. Yönet, yönet. Fanatik Gazetesi muhabiri Yusuf Dursuna göre Ersun Yanal istifa etti. Onun adını kullanarak vereyim. Fanatik de, Fanatik Spor Gazetesi de bu haberi duyurdu. Arkadaşlarımız da e, zaten çok uzun süredir yani Ersun Yanal'ın yanalın e, bir tasarrufu olacak mı şeklinde araştırıyorlar. Ama e, şu anda böyle bir ee, o kablo duyuru var. Ne zaman koptu sence? Ne zaman koptu o? Beşiktaş başından sonra bence. bence hiçbir zaman tam anlamıyla net bir, bir, net, bağlantı bir maç olmamıştı. Yok, net bir beş maç Net bir Beşiktaş maçı var. Aynen. Sivas maçı bence. Bravo. Bravo. Sivas, maçı Sivas, maçı. Evet. Sivas maçı bitti herhalde Sivas maçı. Bitti. Ali Bey Sivasspor soyunma odasına gitti. Rıza Çalınbay'ı tebrik etti. Çıktı. Arkasına açıklama yaptı. Yumuşak doku sakatlığı vesaire. Ersun Yanal da onu çok iyi anladı. Final maçı Beşiktaş maçıydı. Zaten o da çıktı dedi burada 3-1'den sonra maç bittikten sonra antrenör falan yok dedi. Antrenörsüz dedi. Evet. Bir takım burası dedi. Yani o da biliyor neyin ne olduğunu. Esas yani bu kablonun kopuşu bana göre Sivas Spor deplasmanında oldu. O süreçte skorlar birazcık bu süreci uzattı. Yani e, en başta da zaten şunu söyleyelim. Ali Koç Ersun Yanal'ı getirmeyeceğini ...birkaç defa söyleminde dile getirdi değil mi? Kesin çalışmayacağını söyledi. Ne dün vardı Baktı, ne bugün de Filip, Filip Koku, yok dedi. Filip Koku yabancı bir antrenörle başladı. Komali'ye uyarak hata yaptı. Dedi ki Kulman Kalsın birazcık deneyelim. Komali Ali Koç'a. Aynı şekilde kaldı başarısız. O ara bir baskı yediler. Ersun Yanal'da işte 6 ay çalışalım. Performansa da onları kabul etmedi Ersun Yanal. Bir buçuk yıllık yani e, sosyal medya baskısıyla getirdi Ali Koç... Bana göre bu sırf Ali Bey'in değil. Bak Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Sosyal medyayla eğer bir kulüp antrenör getirip antrenör götürüyorsa çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu ileride neye dönecek biliyor musun? Sosyal medyaya sorarak da devre arası oyuncu değişiklikleri olmaya gidecek artık. Devre arası sosyal medya mi istiyorsa e, oyuncular. Yani bu taraftar ağırdı hocam. Evet. Bir, bir de bir şey söyleyeceğim. Erman Hoca Temin bir şey söyledi. Hocam, dedin ki yani Fenerbahçe çok kötü oynadı bugün. Ruhsuzca oynadı değil mi? Fenerbahçe hiçbir şey mesela e, sahada gösteremedi. Bunun nedeni ne ama? Galatasaray oyunu domine etti. Onu konuşmak gerekiyor. Aynen. Galatasaray bugün oyunun başından sonra Fenerbahçe oynatmadı. Mustarak yere atmadıysa Oyunu bütün takım sonması savunması değil. çok iyi oynadı. Bu kadar eksikle çok iyi yani pasınızı hareketliliği oyunda alan yarattılar. Akışkanlığı çok iyiydi. Öne gittiler. Akıl ürettiler. Özellikle az önce de söyledim. Referans maçı, Ankara hücum maçı. Ona göre Onya Kuru oynadı. Ona göre 4-3-3'te 8 numara gibi sol 3, Ömer Bayram oynadı. O konattan enerji kattı Galatasaray. Mariano ile Fegülü kanadından da akıl kattı. Seride 6 numara pozisyonunda tabii ki Lemina'dan farklı oyuncu. Ama o da özellikle o kurguyu. Donk'la Marko'nun yanında araya da girerek yeri geldi. çok doğru sağladı. O bağlantı hücuma yaptı. Yani burada Fenerbahçe takımı oynamadı. Oyuncular suçlu, kötü. Fenerbahçe kötü konuşuluyor. Esas burada işin gerçeği. Nasıl Fenerbahçe içeride oynadığını söyledik. Başakşehir-Beşiktaş maçlarını. Bugün de maça 90 dakika hükmeden Galatasaray, Galatasaray Dün vardı. De üstü yani var. onun için tamam. yalnız oyuncular ruhsuz, kötü. Bunu oynayamadı değil bir tarafta bir tarafta planı kurgusu akıl üretilen bir takım, diğer tarafta hiçbir planı akıllı üretmeyen bir takım vardı. En son şunu söyleyeceğim Serkan. Bugün futbolda net bir şey çıktı biliyor musun? Bak bu Avrupa için de geçerli. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir tarafta testlerle uğraşan fitness salonunda analizlerle kuvvet, işte Cybex testler, atletik testleri, sürat testleri yapan bir takım Fenerbahçe. Evet olacak bunlar. Ya futbolu artık sırf testleri bırakalım, salonlardan çıkarım, sağ içine. Oyun bilgisi, yorumu, oyuna akıl koyan, oyunda birkaç tane farklı yerlerde setleri olan, duran topta savunma çeşitliliği, <laughs> ne zaman ucuma geçecek, ne zaman savunmaya geçecek. Böyle yani aklı olan bir takım yaratalım. Akıllı bir takım yaratalım. Yalnız bu işler koşmakla, etmekle, testlerle olmadığını bugün de gördük. Veya biz Avrupa'ya çıktığımızda da net bir şekilde görüyoruz. Oyun bilgisi, aklı, zekası... Tabii ki Avrupa'daki takımların da atletizm var ama yani bunlar önemli. Biz burada bunu biraz daha irdelememiz gerek. Yani kabul edelim ki bugün yani Galatasaray gerçekten oyunun rakibine kabul ettirdi. Çok fazla pozisyon verdirmedi Fenerbahçe'ye. Ama bir gerçek var Reha Hoca'nın dediği gibi. Fenerbahçe'nin oyun içinde akıl üreten oyuncuları da yoktu hocam. Emre Belezoğlu'nun olmaması, Özgür Savun'un olmaması, sana sprinter olarak katkıda bulunacak Rodriguez'in olmaması. Ya. Yani onu iyi kuru. Bence Emre Belezoğlu, Gustavo ve Rodriguez ciddi Mesela eksikler. Mesela senin, bir, senin çok güzel bir tespitin var. Seri oynarken maçın en kritik yanında foul yaptı ya. Kartı gördü seri. Yani olacak şey değil ya. Mesela Fatih Hoca'nın Belanda'yı oynatması nedeni de o. Yani yokluğunda yoklunda e, oyunu yönetecek daha onun kadar zeki en azından ya da topu yönlendirecek birisi olsun istedi. Yani Emre baba Belanda arasındaki tercihini bence o nedenden yaptı. Belanda'ya daha çok güvendi. Ama Ve Levent ben... abi senin dediğin doğru. Mesela ben yarınki yazımdan onu yazdım. Yani oyun lideri dediğin oyuncu Fenerbahçe'de yoktu bugün. Evet. Kim kim vardı mesela hoca e, maç öncesindeki yorumunda Tolga'nın altını o yüzden çizdi. Yani Ozan'a güvenmedi o konuda. Ayağı iyi sağa sola top atıp e, savunma önünde topu alıp tabii şeyi, şeyi, yönlendirecek. E, yetenek baktı baktı Tolgay mı yapar dedi bunu. Deniz mi yapar? Ozan mı yapar? İkisini de oynatayım dedi o zaman. Ama konuda şey bak konuşuyorduk odadayken. Şimdi Rea Kapsal'da hocalık yapıyor. Açık konuşalım. Şimdi ben altı golüne kadar seni tehdit eden bir oyuncu yukuru var. Önlem almaz Hiç mısın şu... hocam ya? O zaman oyun yapını değiştiriyorsun çünkü abi. diyor ki adam bağırıyor atacağım sana diyor ya yani dördüncü diyor. dakika belli etmedim o Onyokuru 100, 100 gol arkasından ya. koşu yaptı koşucu bir oyuncu koşu yolunu attılar pozisyon kaçar evet. kaçır değil mi Oşam, yani dört net pozisyonu var adamın aynen. ya bir de ya, çizgiden çıkan top ya. var yani tarihi farkı Onyokuru tek başına yapacaktı poz, evet. poz, işte. pozisyon yüzde 99 bu, evet. evet yani illa gol olmasını beklemek gerekir. Demek ki bu bir sinyal veriyor. Burada bir hamlenin yapması gerekiyor. Yanlış mı söylüyorum hocam? yüz hoca 100, 100. olduğunu sözlüyoruz. 100. Ya bunu Ersun Yanal'ın daha önceden de hafta içinden de Ankara Gücü maçından çok ders çıkartarak yapması gerek Levent abi. Ankara Gücü maçına demek ki top özellikle yani kullandığında Fenerbahçe rakip yer alan yerleşmeye çalıştığında ciddi sıkıntı yaşıyor. Aynen. Nitekim hocam, Ankara Gücü işte söylemlerle olmaz yaşadı, hocam bugün de yaşadı. Ya. Dediğin çok güzel bir laf var. Yani bu ...klişe başlık olarak futbol dünyasına konması lazım. Hayal satmayacaksın. Hayal ettirebilirsem hayal satmayacaksın. Aynen. Doğru bir laf. Aynen. Şimdi burada son sözü söyler dediniz ama söylemedi işte. Evet Florya'da canlı görüyorsunuz. işte Metin Oktay tesisleri önünde. 20 yıl 2 ay sonra gelen... ...galibiyeti kutlayan Galatasaray taraftarı... ...takımını bekliyor. FIFA. Evet FIFA... Bu maçla ilgili tweet attı sosyal medyada hocam. Bir onu ekrana getirelim. Tekrar canlı görüntülere döneriz. FIFA'nın tweet'ini ekrana getiriyoruz. İşte FIFA'nın tweet'i.